Yaklaşın çocuklar, hikaye zamanı. Ayu'ya bak, kahvaltı ediyor. Bu normal bir kahvaltı değil. Bu hikaye Kayu'nun sürpriz kahvaltısı. Bir sabah Kayu çok erkenden kalktı. Kayu sessiz olmaya ve kimseyi uyandırmamaya çalışıyordu. Anne, uyuyor musun? Baba, uyuyor musun? Kayu artık uyanmıştı ve karnı çok acıkmıştı. Kendi başına bir an önce kahvaltısını yapmaya karar verdi. Bu gördüğü manzara aklına ailesine de kahvaltı hazırlayabileceği düşüncesini getirdi. Kayu, günaydın Rose, benimle gel. Herkese kahvaltı hazırlayacağım. Kayu annesini ve babasını uyandırmak istemiyordu. Hazırladığı kahvaltının sürpriz olmasını istiyordu. Biraz süt ister misin Rosie? Günaydın Gilbert, acıktın mı? Kahvaltı Gilbert? Evet. Kahvaltı hazırlamak ne zor bir işti. Kayu şimdi masayı hazırlamalıydı. Kayu bunun anne ve babasının şimdiye kadar gördükleri en büyük sürpriz olmasını istiyordu. Bu da neydi böyle? Ben bir şey duymadım. Sanırım Kayu mutfakta. Kayu! Her şey yolunda mı Kayu? Şşşt! Sürpriz! Anladım, tamam. Kayu'nun nasıl bir sürpriz hazırladığını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Dolap Kayu'ya çok dolu gözüktü. Ama kahvaltılıklar neredeydi? Annem tavuk sever. Oh, gevrekler. Babam gevrek sever. Anne. Kayu tam olarak hazır değildi. Hayır, gelme anne. Masaya tek bir şey daha koyacaktı. Sürpriz kahvaltısının eksik olmasını istemiyordu. Tamam, gelebilirsiniz. Bu bir sürpriz kahvaltı. Kesinlikle öyle. Harika görünüyor. Bak, benim en sevdiğim tahıl hazırlanmış bile. Benim tabağımda da güzel bir kurabiye var. Tereyağı tabağı da rahatça sürebilmem için hemen yanımda. Size şimdiye kadar olan en güzel sürprizi hazırladım. Kim hikaye dinlemek istiyor? Okumamı istediğiniz hikaye bu mu? Evet büyük anne. Hadi oku büyük anne. Bakalım adı neymiş? Evet. Kayu'nun kayıp çorabı. Çoraplarım nerede? Kayu en sevdiği çorabını bulmuştu. Ama diğer tekine de ihtiyacı vardı. Kayu odasında çoraplarını bulamayınca kirli çamaşırların arasına bakmaya karar verdi. Kayu çoraplarının çamaşır makinesinin içinde olabileceğini düşündü. Ama görmek için boyu çok kısaydı. Gidip bir sandalye almaya karar verdi. Kayu kapıyı açmayı denedi ama açılmıyordu işte. Bu çok ürkütücüydü. Anne! Anne! Kayu, ben buradayım. Bir şey yok. Korkma canım. Baba! Baba! Kapı açılmıyor.
Seni oradan hemen çıkaracağım, korkma. Sanırım kapının tokmağı senin tarafına düşmüş Kayı. Evet baba. Tamam. Bu taraftaki düşmemiş ama çok yavaş çevirmeliyim. Her şey yolunda Kayı. Sen burada ne yapıyordun? Çorabımı arıyordum baba. Çamaşırların arasına baktın mı? Hadi gel birlikte bakalım ha? Tamam. Annen bu sabah kirli çamaşırları ayırıyordu. Belki de çorabını yere düşürmüştür. Çamaşır makinesinin içine bakmak istiyorum. İyi fikir. Hadi bakalım. Görebiliyor musun canım? Hayır. Yine mi kapıyı açık unutmuşum ben? Hay Allah. Bunun içinde bir şey kalmamış. Ben de bakacağım. Burada da yok. Hadi boş ver. En iyisi başka çorap bulalım. Ayaklarım buz kesti. Ama ben o çorabı istiyorum. Sana bir çorap bulduktan sonra benim kapı tokmağını onarmama yardım edersin. Hmm. Olamaz. Sanırım biri kapıyı tekrar kapatmış. Tatlım, orada mısın? Hey! Hadi birlikte bağıralım. Anne! 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 Kayu bu sefer korkmamıştı çünkü babası yanındaydı. Aa canım, sen orada mıydın? Aa hayır, kapı tokmağı elimde kaldı. Kayu'nun babası annesine kapı tokmağını nasıl takacağını anlattı. Ve kısa süre sonra anne kapıyı açabildi. Bir daha kilitli kalmadan şu kapıyı onarmalıyım. Gidip aile çantamı getireyim. Çorabına ne oldu senin? Kaybettim anne. Sanırım şimdi çok sevineceksin. Hadi sepetin içine bak. İşte hep orada. Kayu çoraplarını giyince hiç kimse bir daha kilitli kalmasın diye babasının kapıyı onarmasına yardım etmeye koyuldu. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım aranıza sığabilecek miyim? Böylece hepiniz kitabı görürsünüz. Hadi oku büyük anne. Kayu'nun yeni maceralarından biri olmalı. Hikayemizin adı Kayu İşe Gidiyor. Kayu çok heyecanlıydı. Annesiyle birlikte onun iş yerine gidiyordu. Önce döner kapıdan içeri girmemiz gerekiyor Kayu. Bunu yapabilirim anne, bana bak. Tamam hadi bakalım. Diğer taraftan çıkmayı unutma sakın. Anne. Aa canım, itmeye devam et Kayu. Tekrar denemek istiyorum. Kayu daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Etrafta bir sürü gülünç ses ve tanımadığı bir sürü insan vardı. Kayu. Sen Kayu olmalısın. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ofisimize hoş geldin. Kayu buraya çalışmaya geldim. Hadi bakalım, bu masa bugünlük sana ait. Neler yapmak istersin? Çalışmak isterim. Kayu çalışmanın yazı yazmak olduğunu düşündü. Bununla çalışabilirim. Bitirdim. Bak anne. Çok güzel oldu Kayu. Bir dakika. Bu babam, bu Rosie ve bu da ben. Al hadi senin olsun. Çok güzel Kayu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi bir iş başardın. Şimdi oyun oynayabilir miyiz? Şimdi oynayamam ama Kayu. Bitirmem gereken işlerim var. Belki bir resim daha çizersin. Merhaba Teddy. Bugün annemin işleri çok uzun sürüyor. Kayu, henüz işimi tam olarak bitirmedim ama sana bir sürprizim var. Merhaba. Baba, benim Kayu. Annene çalışıyorum. İş yapıyorum. Teddy de benimle. Seni seviyorum baba, güle güle. Yemek yiyelim mi, ne dersin? Kayu ve annesi yiyeceklerini çıkarttılar ve Teddy ile birlikte çok güzel bir piknik yaptılar. Neden yaptın resmi benim ilan tahtama asmıyoruz? Böylece herkes görebilir. Evet, asalım hadi. Evet, harika görünüyor. Hey! Baba. Hadi siz gidin. Sonra evde görüşürüz.
Gördün mü? Annemin iş yeri burası. Evet, çok doğru. Kayyu babasına annesinin iş yeriyle ilgili bildiği her şeyi gururlanarak anlatıyordu. Dur, sana göstereyim. Kapılar çok ağırdı. Kayyu'nun babası ona yardım etmeye karar verdi. Kapıları rahatlıkla açtığına göre çok güçlüsün demektir. Biliyorum baba. Kayyu babasına bütün gün işte neler yaptığını anlatıp durdu. Yapmadım. Siz gene mi kavga ediyorsunuz? Neden kavga etmeyi bırakıp bir Kayyu hikayesi dinlemiyorsunuz? Şimdi şuna bir bakın. Kayyu ve Clementine de kavga ediyorlar sanki. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu'nun Kavgası. Kayyu'nun arkadaşı Clementine oynamaya gelecekti. Bunun için Kayyu da oyuncaklarını hazırlıyordu. Kayyu, aşağı gel. Clementine geldi. Hoş geldin Clementine. İçeri girsene. Hadi merhaba de Kayyu. Merhaba. İyi çocuk ol Clementine, tamam mı? Güzel güzel oynayın. Tamam anne. Problem çıkartma, tamam mı? Hayır anne. Bir problem çıkaracağını hiç sanmıyorum. Hadi içeri gel bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Bir sürü oyuncak getirmişsin. Kayyu Clementine'la dinozorculuk oynamak ve oyuncaklarıyla kendilerine nasıl bir ev yapabileceklerini anlatmak istiyordu. Evcilik oynayalım. Ben anne olayım, sen de baba. Bu Kayyu'nun hiç de sevdiği bir oyun değildi. Ben dinozorculuk oynamak istiyorum. Bir oyuncak ayı ve sincap çocuklarımız olabilirler. O benim ayım. Ve benim sincabım. Kayyu ayı ve sincabına izni olmadan kimsenin dokunmasını istemezdi. Hadi onlar için çay partisi yapalım. Hadi gel Kayyu. Onları hemen geri ver. Onlar benim. Problem çıkarma Kayyu. Otur ve güzel güzel oyna. Ben güzel güzel oynamak istemiyorum. Ne oldu şimdi? Ben evcilik oynamak istemiyorum. Dinozorculuk oynamak istiyorum. Tamam. O zaman dinozorlar da bizim çocuklarımız olur. Kayyu bu fikri hiç mi hiç beğenmedi. Artık seninle oynamak istemiyorum. Artık seni sevmiyorum. Anne! Kayyu neler oldu? Peki Clementine nerede? Ben Clementine'ı sevmiyorum. Ayımı ve sincabımı aldı anne. Hadi bu problemi çözmeye çalışalım canım. Birbirimizden özür dileyip yeniden arkadaş olabilir miyiz? Üzgünüm Kayyu. Sıra sende Kayyu. Üzgünüm Clementine. Aa, lütfen içeri gelin. Clementine'in abi Billy beyzbol şampiyonuydu. Ve Kayyu onu görmekten hep çok mutlu olurdu. Merhaba Billy. Merhaba Kayyu. Top oynamak ister misin? Sen çok iyi bir oyuncu olacaksın Kayyu. Gelin meyve suyu için çocuklar. Hadi yarışalım. Kayyu, sen ve Clementine gerçekten çok iyi beyzbol oynuyorsunuz. Yakında tekrar oynarız, olur mu? Aa, evet. Sen ve Clementine'ı yarın da oynamak istiyorum, öbür gün de oynamak istiyorum ve daha sonraki günde. Yaklaşın bakalım çocuklar, hikaye zamanı. Hey, Kayyu'ya bakın. Biraz korkmuş görünüyor. Acaba neden? Bu hikayemizin adı Kayyu'nun Kocaman Kaydırağı. Kayyu parkta oynarken çok güzel vakit geçiriyordu. Bana bak, bana bak. Çuf, çuf, çuf. Ben tren oldum baba. Merhaba Kayyu. Merhaba Clementine. Ben çuf çuf oynuyorum. Ben de oynayabilir miyim? Clementine ve Kayyu çuf çuf trencilik oynarken çok eğleniyorlardı. Ama derken Clementine'in aklına bir şey geldi. Kaydıraktan kayalım mı? Evet. Hayır, bunda değil.
onda. Clementine büyük çocukların kaydırağını gösteriyordu. Ama Caillou kaydırağın yaşasın yanına gelince çok büyük ve çok yüksek olduğunu gördü. Bu çok yüksek. Caillou korkmuştu. Hadi gel Caillou. Ben önce burada oynamak istiyorum. Caillou Clementine'ı tünellerde oynamaya ikna edebildi. Hadi beni yakala. Geliyorum. Tuttum. Geç oluyor Caillou. Birazdan gitmemiz gerek. Hayır. Hadi gel Caillou. Çok yüksek. Ama korkmuyorum. Önden sen git hadi. Çok eğlenceliydi. Hadi gel Caillou, sıra sende. Hadi kay Caillou, çok eğlenceli. Hadi Caillou. Korkmuyorum. Ama aslında Caillou gerçekten çok korkuyordu. Caillou biraz korktu. Sanırım ağlıyor. Ben hiç korkmadım. Çok kolaydı. Ne oldu Caillou? Bu kocaman ve ürkütücü bir kaydırak. Ama eğlenceli de görünüyor. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Neden birlikte kaymıyoruz? Bir, iki, üç. Hadi. Caillou heyecanlanmıştı ama Clementine fazla etkilenmedi. Ben kendi başıma kaymıştım. Evet, şimdi ben kendim kaydım. Çok kolay. Hadi gitme zamanı Caillou. Hemen dönerim. Hey, bir kerecik daha baba. Ama tabii ki bir kerecikle kalmadılar. Hikaye dinlemeye hazır mısınız? Bir Caillou hikayesi. Bugünkü hikayemizin adı Caillou Köpek Gezdiriyor. Bir yavru köpek. Caillou bu şirin yavru köpekle daha önce karşılaşmıştı. Merhaba Caillou. Bu küçük adamla bugün de ben ilgileneceğim. Adı Caillou olan bir arkadaşını ziyaret etmek istedi. Benimle birlikte onu gezdirmek ister misin? Tabii. Yaşasın. Onu yürütebilir miyim? Tabii ki. Bak büyük anne oturdu. Ona caddeyi geçmesini söylemeni bekliyor. Geçmesi gereken zamanda ona yürü de. Yürü. Caillou yavru köpeğin sözünü dinlemesinden çok hoşlanıyordu. Bak sana ne getirdim. Oynamak istiyor. Topu at ve ona getir de. Hemen sana getirecektir. Getir. Getirdi. Ona bırak de. Bırak. Vay canına. Getir. Caillou bu küçük köpekle oynayarak harika bir gün geçiriyordu. Baba, gerçekten ama gerçekten ne istediğimi biliyor musun? Nedir Caillou? Küçük bir beyaz köpekçik. Çok şirindi, değil mi? Ama biliyorsun Caillou, bizim bir tane kedimiz var. Gilbert'ımız var. Ama ben bir köpek...
istiyorum. Gezdirebileceğim bir köpek. Rosie ve sen biraz daha büyüyünce belki bir köpek almayı düşünebiliriz. İyi geceler. İyi geceler baba. Caillou büyümeyi beklemek istemiyordu. O şimdi bir köpek istiyordu. Caillou ertesi sabah oyuncak köpeğini bulunca aklına parlak bir fikir geldi. Bu senin tasman olabilir. Anne baba gelin bakın. Ne oldu? Sürpriz. Bakın. Artık Caillou'nun da her gün gezdirebileceği kendine ait bir köpeği vardı. Bugünkü hikayemiz ne büyük anne? Hadi oku büyük anne. Bugünkü hikayemizin adı Caillou Rosie'ye bakıyor. Caillou ve Rosie, Rosie'nin yeni oyuncağıyla oynayarak keyifli zaman geçiriyorlardı. Çok gürültülü bir keyif. Başım çok ağrıyor. Biraz yatmalıyım canım. Büyük abi gibi davranıp yaramazlık yapmaması için Rosie ile ilgilen. Olur anne. Teşekkür ederim Caillou. Hayvanların resimlerini çizmeye ne dersiniz? Hem sessiz olursunuz, ben de dinlenirim. Tamam. Caillou Rosie'ye iyi bakabileceğini düşünüyordu. Şimdi resim çizeceğiz Rosie. Ben de çizeceğim. Hayır Rosie, hayır. Hayır Rosie, hayır, onu bana ver. Hayır, hayır, o benim. Dur lütfen. Sessiz ol. Şimdi annem kızacak. Caillou. Burada neler oluyor böyle? Caillou. Ben senden büyük bir abi olmanı ve Rosie'ye bakmanı rica ettim. Kavga etmeni değil. Caillou annesinin kendine kızmasının hiç de adil olmadığını düşündü. Rosie'yi susturmak için elinden geleni yapmıştı. Bu Rosie'nin suçuydu. Ama anne ben onu... Rosie uykun gelmiş. Ama Rosie... Hemen dönelim Caillou. Rosie'nin büyük abi olmak istemiyorum. Caillou. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Ben Rosie'ye durmasını söyledim ama beni dinlemedi. Büyük abi olmak kolay değil. Şimdi duvarı temizlesem iyi olacak. Ben sana yardım ederim anne. Bu çok iyi olur. Ben küçükken annemler evde bir parti vermişlerdi ve ben de küçük kuzenim Bella'ya bakmak zorunda kalmıştım canım. Ne yaptı biliyor musun? Koca bir tüp diş macunu kendi üzerine sıktı. Bu çok kötü anne. Ve ben de zor durumda kaldım canım. Tıpkı senin gibi. İyi oldu Caillou. Caillou. Şuna bak. Ne güzel, kocaman bir çocuk oldun Caillou ve Rosie'ye ne kadar iyi abilik yapıyorsun böyle.